Şimdi Furkan Bey'in anlattığı yöntemlere ilave olarak son dönem sıklıkla gündeme gelen bazı şeyler var. Şu anda eminim ki MASAK bu konularda incelemeyi yapıyor ve devam ediyordur. Mesela akaryakıt kaçakçılığı. Bakın 2019 FATF'in şu anda bütün ülkelerde yürüttüğü dördüncü tur değerlendirme şeyleri bitti. Bizimle ilgili de dördüncü tur değerlendirme raporu 2019'un sonu itibariyle yayınlandı. Orada bizimle ilgili bir takım kritikler var. İşte bu kritikler yerine tam olarak getirilmediği için 2021'in Ekim ayında biz gri listeye girdik. Şimdi 2019'da yayınlanan 238 sayfalık FATF raporunda, dördüncü tur değerlendirme raporunda akaryakıt kaçakçılığına özel vurgu yapıyor. Diyor ki neden kolay akaryakıt kaçakçılığı? Çünkü çok fazla denetim yok. Denetim yok. Dolayısıyla bu denetimin olmadığını Çünkü FATF somut bir şey var yetkilileri. ya ortada. O Tabii. yüzden yani sadece denetim olmadığı için kolay olmalı. İşte irade mesela bugün işte suç örgütleriyle niçin kararlı bir mücadele yürütülüyor? İşte 2 sene, 3 sene önce niye yürütülmüyor? Akaryakıtta da öyle. Siz eğer denetimi gerektiği gibi yaparsanız kaçakçılık minimum seviyelerde gerçekleşir. Ben bürokraside çalıştığım yıllarda şunu gördüm. Türk devletinin hem bürokrasisi hem şeyleri işleyişi eğer isterse birçok yasa dışı faaliyeti ve mevzuat dışı eylemi daha başlamadan bitirebilir. Yeter ki irade konsun. Şimdi FATF'in dördüncü tur değerlendirme raporunda özellikle akaryakıt kaçakçılığına özel bir vurgu var. Diyor ki sizin diyor işte akaryakıt kaçakçılığı konusunda çok daha ciddi tedbirler almanız lazım. Ciddi boyutlara ulaştı. Bir başka tespit denetimler. Mesela işte FETÖ terör örgütüyle ilgili alanlara kaydırıldığı için denetim kaynakları denetimlerde ciddi bir zafiyet var diyor. İşte ondan sonra bir takım düzenlemeler işte kitle imha silahları ile ilgili diğer düzenlemeler falan. Şimdi akaryakıt kaçakçılığı ile ilgili bu tespiti yaptıktan sonra yaklaşık 2 sene önce bu 2019 raporundan sonra Cumhuriyet tarihinin en önemli olduğu söylenen operasyonları yapıldı. Tam 50 ilde yaklaşık 608 milyon litrelik sahte satış tespit edildi ve Cumhuriyet tarihinin en önemli akaryakıt kaçakçılığı operasyonları olduğu söylendi. Ve milyarlarca dolarlık veya TL'lik bir kamu zararına yol açtığı ortaya çıktı bu akaryakıt kaçakçılığının. Dolayısıyla yine Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde kurulan yaklaşık değişik birimlere ait 22 kişilik bir kadro var. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele amaçlı olarak sanıyorum 2014'te kuruldu. Değişik bakanlıklarda ve birimlerden toplamda 22 kişiye yakın bir ekip çalışıyor. Şu ana kadar 2014-15'ten günümüze kadar 53-54 milyar TL'lik bir kamu zararı önlendi ve 15.6 milyar TL'lik bir kamu zararına yol açıldığı ortaya çıktı. Bakın bunlar çok fazla basında yer almıyor ama 53 nokta küsür milyar TL'lik bir kamu zararı önleniyor bu ekibin başarılı çalışmalarıyla ve 15.6 milyar TL'lik bir kamu zararına neden olunduğu ortaya çıkıyor. İşte biraz önce silici koduyla yapılan 608 milyon litrelik bir satılmış gibi gösterilen sahte bir satışla ve karşılığında düzenlenen sahte fatura ve devleti milyarlarca lira zararı uğratan işte Cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonunu söyledim. Dolayısıyla akaryakıt kaçakçılığı önemli. Son derece önemli. FATF'in tespitinden sonra ilgili birimler bu konuda çok daha başarılı çalışmalar ve takipler yapıyor. Şimdi konaklama dediğiniz otelcilik mi yani? Turizm gelirleri veya konaklama. Şimdi ben yıllar önce Irak'tan 24 kişilik bir ekip gelmişti. Bu 24 kişilik ekip İşte bakanlıkların üst düzey görevlileri, bu kişiler Türkiye'yi doğal olarak model alıyor. Yani daha doğrusu Orta Doğu'da gerçekten Türkiye bir modeldir. Şeyleri son derece yakından izlenen bir ülkedir. Bu kişiler Türkiye'deki denetim yapısını, yolsuzluklarla mücadele ve kara parayla yapılan mücadele konusunda bizim deneyimlerimizden faydalanmak amaçlı olarak buraya getiriliyor. Ve ben onlara 3 gün boyunca bir otelde İstanbul'da 3 gün boyunca şey verdim. Hem Türk denetim yapısını anlattım, hem yolsuzluklarla mücadele nasıl yürütülüyor, hangi birimler yürütüyor, kara parayla mücadelemiz işte nasıl başladı, nasıl gidiyor falan gibi.
Bu çerçevede anlatırken Irak'ta İçişleri Bakanlığı'nda önemli görevi olan bir yetkili dedi ki, turizm gelirleriyle kara para aklandığını biliyor musunuz dedi. Açıkçası hani yakından ilgili olmama rağmen konuyla ben turizm gelirleriyle kara paranın aklandığını hiç duymamıştım. Nasıl oluyor dedim. Olmayan turistler sanki gelmiş ve döviz bırakmış gibi, şimdi kara para diyoruz ya, şimdi kara parayı aklayacaksınız. Nasıl aklayacaksınız? Ona bir yasal kılıf vermek gelip zorundasınız. Gelip gelmediğini nereden bilecek öyle değil. Turizm gelirleriyle sanki turist gelmiş, döviz bırakmış gibi turizm gelirleriyle kara para aklanıyor. Şimdi geçenlerde yine basında yer alan bir olay. Otellere rezervasyonlar yapılıyor. Gidilmiyor. Hı-hı. Sanki o otellerde konaklama yapılmış gibi kara para konaklama bedeli yerine geçiyor. Aynı şekilde futbolla ilgili bakın geçen başarılı bir yazarımızın... Onu biraz uzun konuşalım tamam, lütfen. Tamam peki. Futbol meselesini. Aynı mantık. Hı. Aynı mantık. Olmayan bir faaliyet sanki olmuş gibi gösterilerek, oradan bir kazanç elde edilmiş gibi gösterilerek daha ne önce... Ne demek olmayan faaliyet? Olmayan maç mı yani? Yani şöyle... Mesela? Şimdi, mesela nasıl turist, olmayan turistin, hı-hı, parası varmış gibi, olmayan otel müşterisi sanki gelmiş orada konaklamış gibi gösteriyorsanız, burada da biletleri satmış gibi yapıyorsunuz. Fakat işte dediğim gibi o yazarın Murat bir makale. Murat başarılı bir yazardır. Diyor, evet. Evet. Şimdi binlerce bilet satıldı diyor. Hı-hı. Sadece 3-4 kişi vardı. Ben gittim maça diyor. Şimdi orada bir problem var. Yani haklı bir gerekçesi de olabilir. Onu da bilmediğimiz için kesin bir şey konuşamayız ama biletlerin tamamı satılmış gibi. Fakat statlarda 3-4 kişi var. Peki bize ne düşündürtüyor bu olay? Sanki orada hani, biletler satılmış, herkes gelmiş, maçı izliyor. Aynı işte konaklama ve turizm gelirlerinde olduğu gibi muhtemelen bir olasılık orada bir aklama olayı olabilir. Zaten onun iddiası da o yönde. Bu futbol meselesinde Kıbrıs'ta bir akademisyenle konuşmuştum. Geçmişte röportaj yapmıştım. Hatta bu Halil Falya meselesi olduğunda, cinayeti olduğunda o şöyle demişti, hani kara para aklamanın en önemli yöntemlerinden biri futbol kulübü satın almaktır demişti mesela. Katılır, evet, mısınız? Ya yani tabii tüm futbol kulübü satın alanları burada oturup zan altında bırakmayacağız ama tabii bu da bir yöntem. Evet, yöntem tabii ki. Bir de çok fazla hem gider ve hem de gelir gösterebilirsiniz. Çünkü şeyleri yüksek, yani para giriş çıkışları yüksek futbol kulüplerinde. Hem kazandığınız yüksek meblağlı, hem harcadığınız yüksek meblağlı. Dolayısıyla daha az işlemle, daha kısa sürede şey yapabilirsiniz, paranızı aklayabilirsiniz futbol kulüplerinde. Bir de spor kulüpleri de şeydir, masak mevzuatında yükümlü grubudur. Bakın yükümlü grubu ne demek? Yani yükümlü grubu demek masanın tüm mevzuatına tabi. Yani kara paranın aklanabileceği sektörleri ve kurumları masak yükümlü grubu olarak ilan ediyor. İşte bankacılık sektörü, banka dışı finansal sermaye piyasası aracı kurumları, sigorta, Milli Piyango, Jockey Kulübü, şans oyunlarıyla iştigal eden kurumlar, spor kulüpleri. Dolayısıyla olasılık, paranın aklanmasıyla ilgili olasılık olan bilimler, kurumlar hep MASAK açısından MASAK mevzuatına tabi. Aynı zamanda 64-15 terörizmin finansmanı kanununa da tabi. Evet, o terörizmin...